Herkese merhabalar. Bu videoda Europa Universalis 4 1.30 sürümüyle birlikte değişikliğe gidilen Estate sisteminin detaylarını inceleyeceğiz. Estate sisteminin önceki sürümlerde mantığı, State Core durumunda olan topraklarınızı istediğiniz kişilere dağıtabiliyordunuz, Estate birimlerinize. Bu sürümle birlikte artık topraklarınızı dağıtmıyorsunuz. Hayali bir toprak var ve siz onları bu yönetim sayfasından paylaştırıyorsunuz. Ve bu kısımda da işte estate'lerin sahip oldukları toprak dağılımlarını oransal olarak sizlere gösteriyor. Şu an imparatorluk topraklarımızın %30'unu biz merkezi otorite olarak kontrol ediyormuşuz. Geri kalan %70'lik kısmı da estate'lerimize dağıtmış durumdayız. Örneğin ulema sınıfı estate'lerimiz için ayırdığımız toprakların %7,5'unu kontrol etmekte ve bunun karşılığında da ülkemizde 3,7'lik bir etkinlik kazanmakta. Ve bunun yanında sadakat limiti %1.5 oranında arttırılıyor. Bir diğer örnek, Ümera sınıfımız ise, ki bunlar askeri sınıflarımız oluyor, dini gruplarımızda ulema sınıfı olarak geçiyor. Askeri sınıfımız şu an %70 ayırdığımız toprağın %36.25'ini kontrol ediyor ve bu onların ülke içerisinde %18.1'lik bir etkinliğe sahip olmasını sağlarken maksimum sadakat limitini 7.2 oranında arttırıyor yüzde. Az önce %30 değeri olarak belirttiğimiz toprakların adı oyunda Kronland olarak geçiyor. Ve biz bu %30 değerinde toprak kontrol ettiğimiz için hali hazırda mutlakiyet çanında da olmadığımızdan herhangi bir negatif etkisi bulunmamakta. Fakat 30'un altına indiğimiz anda negatif etkiler başlıyor. 5 yılda bir seçilebilen Sale of Title seçeneği ile topraklarınızın %10 kadarını, yani şu an %30 iken bunu %10 oranında düşürecek şekilde. Bunun matematiksel bir hesabı olduğu için değerler tam tutmuyor. 20.03'e çıkıyor da. Ama kabaca anlatmaya çalıştım. Buradaki değerleri de topladığınızda çünkü %10 değerine ulaşmıyor aslında. Ama bu matematiksel dediğim gibi bir işlem olduğu için uydurmaya çalışmışlar. Bu seçenekte toprağı satmanız karşılığında para kazanıyorsunuz. Sadakat kazanıyorsunuz estetleriniz arasında ve estetleriniz toprak gücünü arttırmış oluyor. Bu toprak gücünü arttırmaları sayesinde hem ülke içindeki etkinlikleri artacak hem de maksimum sadakat değerlerinin artmasına neden olacak bu hamle. Bunun yanında tabii şu an hali hazırda %30'luk bir toprak gücüne sahip olduğumuz için ve bu hamleyle 20 değerlerine düşeceğimizden, daha doğrusu %30'un altına düşeceğimizden ve 30-20 bandında kalacağımız için negatif etkiler alacağız. Yaptığımız hamle sonucunda topraklarımızın 20.03'ünü kontrol ediyoruz. %30, %20 değeri arasında göreceğiniz negatif etkiler şu şekilde. %10 ülkenin ulusal vergi modifiyesi indirimi, yani vergiden elde ettiğiniz gelir %10 oranında azalacak. Bunun yanında maksimum mutlakiyet değeriniz, tabii ki şu an mutlakiyet çağında olmadığımız için bir etkisi yok ama ileride mutlakiyet çağı geldiğinde bu maksimum değeriniz, örnek veriyorum 90 ise, bu seçenek sayesinde, yani daha doğrusu şu an aktif olan durum sayesinde 80'e düşecek. Ve hemen altındaki kısımda da %25'lik bir vassallarınızın, vassal diye tabir edebiliriz, development değerinden kazanmış oldukları bağımsızlık isteği %25 oranında artmış olacak. Crowland oranınız %10, yani %20-%10 arasına geldiği zaman ise -%15 tax modifiyesi, artık bu şekilde hızlandırarak söylemek istiyorum, aylık otonomi kazanımı topraklarınızın 0.05 artış gösterecek. Maximum absolutism, mutlakiyet işte 90 olan değer bu sefer 15 azalacak ve vassallarınızın development değerinden kazanmış olduğu isyan hisleri %50'ye çıkmış olacak. %10 %5 aralığına geldiğimizde ise tax modifiyesi sabit kalıyor. Otonomi 0.05 artıp 0.10'a çıkıyor. Aylık şehirlerinizin otonomi kazanımı. Maximum absolutism, maksimum mutlakiyet 90'da atıyoruz yine. Bunu 60'a çekecek ve en sonunda da vassallarınızın development'tan kazanmış oldukları bağımsızlık isteği %100'e çıkacak. %5 %0 aralığına geldiğimizde de -20 tax modifiyesi, 0.20 otonomi değişimi, aylık olarak artışı diyelim, maximum absolutism, mutlakiyet
eksi 50 oldu. 100'den 50'ye düştü. 90'dan 40'a düştü neyse. Ve vasallarınızın development değerinden kazanmış olduğu isyan riski, bağımsızlık isteği %150'ye çıkıyor. Crownland kısmında ikinci seçeneğimiz Summon the Diet. Bu seçeneği işaretlediğiniz zaman tüm estate'lerinize 5 influence değeri verecek. 11 Kasım 1464 diyor. Yani 20 yıl süreyle bu estate'leriniz etkinlik kazanmış olacak. Bunun yanında bir de yine tüm estate'lerinize 5 sadakat kazandıracak. Bu sadakatin herhangi bir süresi yok. Sadakat limitlerinize bağlı olarak azalma veya artış durumu söz konusu olabilir. Summon'ın diet seçeneğine tıkladıktan sonra bu şekilde bir eventle karşılaşırsınız. Ve bu eventin sonucunda sizlere oyun bir seçenekler sunar. Bu seçenekler estetlerinizle alakalıdır. Örneğin şu an Ulema, Ümera ve Din mi geldi? Daha farklı seçenekler de olabilir. Yani bu 4 estetimizden herhangi birilerini buraya koyacak ve size görev sunacak. Bu görevlerde de değişiklikler olabilir. Örneğin şu an için Ulema'da Kesriye'nin base tax değerinin, yani vergilendirme development gelişmişlik ya da artık nasıl tabir etmemi isterseniz bilemiyorum ama 5 olması gerekiyor demiş en az. Kuvvetle muhtemel orası şu an 3'tür. Oyun şu an için bu development arttırımıyla alakalı, bu estate'lerden aldığınız görevlerde sadece 2 development kadar yükseltmenizi istediğini ben gördüm. Bunu ben kabul edersem eğer ve görevi yerine getirirsem, ki kabul ettiğimde 20 yıllık bir sürem var. 20 yıl içinde bu görevi tamamlama şansım var. 20 yıl içerisinde bu görevi yerine getirirsem ulema tarafından bana 10 sadakat puanı gelecek. Bunun yanında da 10 prestij gelecek. Eğer ben bu görevi tamamlayamazsam ilgili bölgede 5 isyan riski olacak, ekstra gelecek ve ulemanın maksimum sadakat limiti 5 puan azalacak. Bu Summon the Diet seçeneğini 5 yılda bir işaretleyebiliyorsunuz. Ancak görevi yerine getirirseniz eğer, ki görevi başlattığınızda şurada görevinizin neyle alakalı olduğuyla size ipuçları vermeye çalışır. Görevi tamamladıktan sonra bu 5 yıl içerisinde eventle de size otomatik olarak görev gelebilir ve bunları tamamlayabilirsiniz isterseniz. Ama aktif bir göreviniz varsa halihazırda ekstra bir görev alamıyorsunuz. Crownland kısmındaki son seçeneğimiz Sizeland. Bu seçenek ile birlikte siz %70 oranında toprak tanıdığınız estate'lerinizden %5 oranında toprağı kendinize alıyorsunuz. Zor kullanarak belki de. Bunun zaten nedeniyle de tüm estate'leriniz 20 sadakat puanı kaybedecek. Hemen üst kısmında da zaten bu sadakatin kaybedeceği toprak oranını da gösteriyor. En alt kısımda ise sadakat değeri, şurada gördüğünüz değerleri, %30'un altına düşen estate'ler isyan edecek. Örnekle anlatacak olursak, hali hazırda ümera, ulema ve tüccarlarımızın %49 değerinde, %49.80, %49.76, %49.75'lik bir sadakat değeri var. Ve ellerinden toprakları almaya kalktığımda, yani 20 sadakat düşürdüğümde, sadakat değerleri toplam 30'un altına düşeceği için isyan edecekler. Estate'lerle ilgili değineceğimiz son kısım ise onlara vereceğimiz ayrıcalıkların nasıl etkilerinin olduğunu gözlemlemek. Ulema sınıfının sadakat değeri %50 oranında şu anda. Ancak ülkemizin durumundan kaynaklı bu seviyenin maksimum değeri 34.60. Bu yüzden aylık olarak 0.24'lük bir azalma söz konusu. Ne zaman ki 34.6 değerine geldiğinde bu gerileme duracak. Bu 34.60'ın nasıl oluştuğu ile ilgili bilgi de alt kısımda. Temel değerinin %30 olduğu, işte toprak kontrolünden, %1.5 prestijden, kazanma mistisizmden kayıp, din bütünlüğünden kazanç ile belirleniyor. Tüm estate sınıfları için geçerli bir durum var tabii ki. Yani bu sadakat seviyelerinin değişiklik göstermesi halinde ne gibi etkiler ortaya çıkıyor? %60 ve üzerine çıkan, bu her sınıf için geçerli, estate'leriniz ekstra kazanımlar elde ederler sınıflarına bağlı olarak. %30'un altına indikleri anda ise negatif etkiler kazanmaya başlarlar. Bunları detaylı olarak inceleyelim. Ulema sınıfının %60 sadakat değeri için %-2.5'luk bir istikrar maliyet indirimi bizlere kazandırdığını görüyoruz.
Ümera sınıfı için ise %60'lık bir sadakatin %5'lik bir land maintenance, yani askerlerinizin maliyet indirimi kazandırdığını gösterse de %5 oranında değil aslında sadakatin yalnız başına gelmesi %2,5'luk bir kazanım sağlarken, şu an influence değerimiz %20-%40 aralığında olduğu için bunu 2 ile çarpmış durumda ve %5'e çıkartıyor. Bakın burada da %20-%0 aralığında olduğu için 2,5'luk bir katkısı var. Keza %19'luk değerinde influence varken sadakati %60 ve %2,5'luk bir development indirimi söz konusu. Basma, yani development basmak istediğinizde, dinmelerde ise teknoloji maliyet indirimi kazandığımızı görüyoruz. Estate sınıflarının özellikle %60 ve üzeri sadakate ulaştıktan sonra ekstra kazanımlar sağladığını söylemiştik. Bunları gözlemleme şansı bulduk. Tabii Ümera sınıfına bakarken onun %20-%40 aralığında olmasından kaynaklı aslında buradaki katkıları iki kez aldığını da belirterek yeni bir şeyi keşfetmiş olduk. Influence değerleri 0 ile 20 aralığında başladığında şu gördüğünüz temel değerleri alırsınız. Sadakat seviyesi 60 iken 60'ın altında, 30'un üzerinde ise sadece text modifiyesi alırsınız gibi. Zaten bunları da biraz önce görmüştük. 20 ile 40 arasına geçtiği anda şurada gördüğünüz değeri 2 ile çarpmaya başlıyor. 40 ile 60 arasına geçtiğinde 3 ile çarpıyor. 60 ile 100 arasında ise 4 ile çarpıyor. Bunları daha detaylı inceleyelim. 60 ve üzeri sadakat değerinin buraya ekstra kazanımlar sağladığını, tabii ki estate sınıfına bağlı olarak sağladığını söylemiştik. Örneğin şu an için tüm estate'lerimin sadakat seviyesini 100 yapmama rağmen herhangi bir değişiklik olmadı. İşte bu değişikliği sağlayan yer ise influence değerleri. Az önce de bahsetmiştik. 0 ile 20 arası temel değerleri kazanıyorsunuz. 20 ile 40 arası bu değerleri 2 ile çarpıyorsunuz. 40 ile 60 arası 3 ile çarpıyorsunuz. 60 ile 100 arası ise 4 ile çarpıyorsunuz. Hemen örneklendirelim, canlandıralım. %13'te şu an bir hata var tabii. Ben aslında bunu ekledim. %23 şu anda ilk eklediğinizde göstermiyor ama bir tane daha seçtiğiniz anda bunu %23'e çıkartıyor. Ve bakın %20-40 aralığına geldiği için kazandığımız etkiler bir anda iki katına çıkmış oldu. Bu etkinlik değerini ne kadar arttırırsanız, işte az önce söylediğim gibi işte 20-40 arasında tuttunuz 2, 40, 60, 3 vesaire, tüm estate'leriniz için de aynı durum söz konusudur. Daha iyi anlaşılması için bu kez sonucu görmeden kendimiz hesaplamalar yapalım. Bakalım yanılıyor muyuz yoksa hesabımız doğru mu? Örneğin şu an Ümera sınıfının yine bu bug'tan kaynaklı aslında %43 olan değeri %33 görünüyor. Burada biraz ilerleyerek gideceğiz. %43 değerinde olduğu için şu gördüğünüz değerler 40 ile 60 aralığında kaçla çarpılacağını söylemiştik? 3 ile. Temel değerleri buranın 5, buranın 2,5. Burayı 3 ile çarptığınızda burası 15'e yükselecek, burayı çarptığınızda da 7,5'a yükselecek. Bakalım doğru mu? İlerlediğimizde ortaya çıkacak ve bakın değerler geldi. Ben şimdi bu 43'lük değeri 60'a çıkartacağım. 60 ve üzerine çıkacağım ve bu sefer buradaki değerler 4 ile çarpılacak. Yani 5 ile başlamıştı, burası 20 olacak. Burası da 2,5 ile başlamıştı, 10 olacak. Bakalım doğru mu söylüyoruz? Gerçi şu toprağı verince de toparlıyor bu arkadaş, bir şeyler yapıyor da. Şu an gene bug'da kaldı. Sen başka ne yap? Ah, bir de bunu ekle. Bakın %60 şu an gösterdiği için, hani uzatmaya da gerek yok. %60 ve üzeri artık influence çıktığı anda 60.6 görüyorsunuz. O zaman da işte az önce söylediğim 4 ile çarpma olayları söz konusu oluyor. Buraya kadar anlatmış olduğumuz influence değerinin işte oyundaki belli aralıklara bağlı olarak çarpan değeri kazanması sonucu oluşan etkiler, diğer estate'ler, yani iki tanesinin de kalan diğerleri de burada olmayan estate'ler için de aynı şekilde geçerlidir. Estate'in sadakat değerinin 60 ve üzerine çıktıktan sonraki işte 100 de olsa, 70 de olsa, 80 de olsa vesaire bir fark yaratmadığını gördük. Asıl farkı yaratan influence değeriydi. Negatif durumda da aynı şey geçerli. 30'un altına indiği anda 0 da olsa, 20 de olsa, 25 de olsa, 29.99 da olsa şu etkileri alacaksınız her bir estate sınıfı için. Kazandıklarının negatif yönlü etkilerini kazanıyorsunuz bu sefer. Mesela text modifiyesi kazanıyorduk, 5 puan. Bu sefer 2,5 puan kaybediyoruz. 2,5 puan
0-20 arası influence için söylüyorum. 2,5 puanlık bir istikrar modifiye indirimi vardı. Şimdi artış gösteriyor. Şu unrest değeri hepsinde var. Aynı şekilde 0.50 ile başlar. Burası 20 ile 40 arasında olduğu için 2 ile çarpıldığından zaten buradaki negatif etkilerin de çarpılmış olduğunu görüyoruz. Ve influence değeri ne kadar artarsa bu etkilerin şiddeti de o kadar artacak. İşte 60 ve 100 arasında burayı 4 ile çarpacaksınız yine. Bu influence değerinin bir dezavantajı şu ki 100 olduğu anda ülkenizde darbe sistemi devreye giriyor. Önceki sürümlerde de olduğu için o konuya giriş yapmayacağım. Yenilenmiş estate mekaniği ile alakalı anlatacağım. Son kısımdayız. Ayrıcalıklar kısmı. Burada her bir estate'iniz için ayrı ayrı ayrıcalıklar belirtilmiş durumda. Siz bu seçimleri yaptığınız anda onların sadakat seviyelerinde yükselme sağlayabilirsiniz. Veya influence, etkinlik değerlerinde yükselme sağlayabilirsiniz. Bunun yanında tabii toprak kaybederseniz negatif etkileri de olacaktır. Mutlakiyette yine aynı şekilde. Bunun tamamen idaresi sizin oyun stratejinize kalmış durumda. Ama kabaca yine şu kısımları da detaylandıracak olursak, örneğin ben şurada gördüğünüz Ulema Land Rights seçeneğini işaretlersem %5'lik bir sadakat, maksimum seviyesindeki sadakatin artış söz konusu olacak. 34.6 iken 39.6'ya çıkacak. Bunun yanında influence değeri %5 oranı artacak. %13 iken %18'e fırlayacak. Ama toprak da verdiğim için %5 oranında bu sefer videonun başında anlattığımız gibi kontrol ettiği toprak oranına bağlı olarak kazandığı etkinlikler ve sadakat seviyeleri değişiklikler gösterecek. Yani direkt %34, işte %39.6 olmayacak. Hatta örnekle gösterelim sizlere. %40.6'ya çıktığını oyun bize söylüyor. Buradaki %16'lık değerde bir bug sonucu maalesef böyle. O biraz ilerlediğimizde düzelecektir. Bazı ayrıcalıkları koyduğunuz gibi kaldırabiliyorsunuz. 20 sadakat kaybedersiniz bunun karşılığında. Bazılarını ise size 10 yıllık süre verir, 20 yıllık süre verir. Ondan sonra kaldırabilirsiniz. Bir de tabii önemli bir nokta var. Sadakat seviyesinin etkinlik değerinden yüksek olması lazım kaldırabilmeniz için. Yoksa size oyun buna izin vermeyecek. Örnekte de olduğu gibi. Limit olarak seçebileceğiniz 4 ayrıcalık vardır her bir estate'iniz için. Ancak şu anda bir hata olduğunu düşündüğüm bir konu var ki sayfa açık kaldığı sürece siz istediğiniz kadar buradaki ayrıcalıkları işaretleyebiliyorsunuz. Oyun bu konuda size engel tanımıyor. Diğerleri için de aynı şey geçerli. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ama bu sefer de tabii özellikle şu otonomi değerlerinin negatif etki alması durumunda. Çünkü toprak verip duruyorsunuz buradaki seçimleri yaparken bazılarında. O zaman size etkileri biraz kötü olur. Sanırım estate konusunu yeterince detaylandırdık. Tabii benim aklıma gelmemiş olabilir. Sizlerin sormak istediği, burada şu detay vardı, kaçtı gibi sorular varsa muhakkak yazın. Elimizden gelince yorumlarda bunlara cevap verelim. Hem diğer merak eden arkadaşlarımız da bu bilgilere ulaşırsa estate konusunu tamamen sorun olmaktan çıkartırız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.